Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serhat, yeni videoyla daha karşınızdayım. bugün Diyarbakır'dayız. Şöyle çeviriyi size göstereyim. Yanımda İbrahim abi var. Abi ne haber? Hi guys people. Bugün İbrahim abileyiz. Diyarbakır'da bir gün geçireceğiz. İbrahim abiye de bir video çekeceğiz. Böyle ben de vlog başlayayım, uzun zamandır video atmıyorum diyorum. Burada da ne haber abi? Burada bir abimiz var. Şimdi geldik, kahvaltı yapacaktık. Hasanpaşa yanındayız ama geç geldiğimiz için saat şu an 4. Kahvaltı yoktu. Biz de işte normal yemek istedik. Bakalım gelince artık açarız kahvaltı. Şimdi İbrahim abiyle şey geldik. Sütlağın şöyle bir yere geldik. Sütlağın neymiş onu? Getirin kahve. Ne cahil anlatayım. Ya merengiç kahvesi güzel. Ne? Zamanında. He. Burada tane kuyu var. Kuyudan sürük çıkarıyorlar, tamam mı? O çıkardığı sürükler de evet. Böyle pis kanı emiyor. Bu da insanlara şifa veriyor. Evet. Yani şifa, o zaman şifa diyorlar işte. Bu da insanlara iyi geliyor. Burada hekim falan varmış. Sonra burayı alt katını ahır, üst katına da konaklayacak, işte kervansarayda konaklayacak insanlar için arıyorlar. Hatta buraya da öyle bir yapıyorlar ki hayvanların sesi yukarı çıkmıyor. İyi değil mi? Burada ses şey yok ya, üstte sanki hiçbir yer yok gibi. O odaları görüyor musun? O odalarda ama onun restore edilmiş burası. Ha zaten bak şuralarda var. Bak şurada var ya, muhtemelen atlar oraya gidiyordu. Ya demek ki biliyormuşsun. Sen, ben Diyarbakır değilim, ben senden daha iyi biliyorum. Şimdi Ayım abiyle şöyle göstereyim size. Diyarbakır Ulu Cami'ye geldik. Var ya yeminim dünyanın en güzel yerlerinden biri. Şöyle kamera falan da var. Çekimini yapıyoruz İbrahim abinin de. Ben şort giydiğim için buraya geleceğimizi bilmiyordum. Ben de o yüzden şort giydim. Sıcak çünkü. Hani şort giydim, şort giyince de burada namaz kılamayacağım. Şimdi İbrahim abiler orada abdest alıyorlar falan. Çok fena yerleri var. Ben size şöyle göstereyim mesela. Burada bir güneş saati var. Şöyle göstereyim size. Ve çok harika bir yer ya. Eskiden kiliseymiş, 630 yıllarında falan. Herkes farklı bir şey anlatıyor, farklı bir anısını anlatıyor, işte farklı bir daha doğrusu bilgi anlatıyor. Öyle. Şimdi geldik, işte tekrar olacağım diye işte İbrahim abiyle. Bize yardım edecek abiler var burada. Onlar biraz daha iyi biliyorlar. Ben çok iyi bilmiyorum. Diyarbakır'dan buralara fazla gelmediğim için falan. Çok bir bilgim yok. Öyle diyeyim size. Ya çok güzel ya. Ya şuraya baksana mesela, burası lavabo. Ama böyle lavabo var ya. İbrahim abi. Abi gelsene, böyle bir lavabo gördün mü hiç? Böyle bir tuvalet gördün mü hiç? Baksana abi içeriye. Ay çek oğlum işte burayı. Nasıl bir lavabo bu ya? Lavabo burası. He? Bir şey diyeceğim, kapılar niye böyle kısa? Yok ha, eskiden insanların boyu kısa mıymış diye, neydi? Ya oğlum he. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğinizde bize çok teşekkürler. Ya Diyarbakır'da. Ben bitirmedim daha ya. Sen bitirdin videoyu. Oğlum bitir, sen de bitir. 10 dakika ben... olsun da para var. Para ihtiyacım var lan yavşak. Neyse abi şimdi işte arkadaşlar Diyarbakır'dayız. Bitirdik. Neredesin abi? Diyarbakır'daki son günümüz hepimizin. Benim de İbrahim abim de. Onlar da Mardin'e geçecek. Mardin'den İstanbul'a geçecek. Şimdi tabilerle buluşacağız. Bakalım tabiler nerede? Nasıl, beğendin mi Diyarbakır'ı? Şimdi nereye gidecek? Hayır, Mardin'e. Diyarbakır 10 numara, mükemmel bir yer. Yemin ederim İstanbul'dan daha güzel. Yemin ederim bak, ne yalan söyleyeceğim oğlum. Güzel İstanbul ne yapayım? Çok kalabalık ya, herkes İstanbul. Böyle... Abi kalabalığı çekilmiyor ya. Bir de çok ya. Bu abiler de sağ olsun yardım ettiler. Çok böyle. Uzun ışıklar, anasının hikayesi. Aynen. Ben kalabalık yeri seviyorum. Ben böyle insanların olduğu yerleri seviyorum. Diğer türlü çekilmiyor ki. Tek yerler sanmıyorum. Sıkılıyor insan. Ya şimdi ama yapıdan yapıya da değişik gösteriyor ya. Vallahi aynen. Şimdi biz arabayı park ettik ama park ettiğimiz yeri unuttuk. Senin gibi Diyarbakır'ın ben tamam mı? Gelmedim buralara diyorum ya sana, İstanbul'da. Şehrini tanımıyorsun oğlum. Şehrini tanımayan Diyarbakır'ın mı olur lan? Ya çok kaybetmişim. İstanbul'da elimin avucumun içi gibi diyorum. Ya ama. Arabayı kaybettik hele bak ya. Buluruz ya. Dur sağa mı gir dedi. Abi ama her yol, her yer. Ha bak kültür evi burada. Burada bir yerdeydi. Sağdan, şu ilerden sağa gidiyoruz değil mi? Ya ama Allah'ım. Diyarbakır'ın kedisi bile atar. Harbi. Ama 10 numara günde. Yoruldun mu? Ben hiç yorulmadım ya.
Kaç saat kamera falan tutuyor. Bakın burası tutu bak. Aynen. Dur bak. Oğlum karanlıkta çekiyor mu seni kamerayı? Aha. Bakma burada. Burada kötü çekiyor ama. Otoparka gitsek araba orada olmasa ne yaparsın? Ne yapar? Başımı alır İstanbul'a uçak gider. Araba kimin? Senin miydi? Tamam. Benim araba da tamam. Emin misin Trabzon'da? Aynen aynen burası. Otobak ne? Abi otobak ne dedi? Abi nasılsın? Hoş bulduk. Abi araba siyah. Anahtarınız bizde dedi. Aynen. Neyse Farsı buldu. Oğlum neredesin Asi? Bu reisler. Oğlum ben çocuklara verdim. Vermedim ben çocuklara. Aynen onu orada herkes alır. Şimdi Berat abideyiz. Berat abi. Abi nasılsın? İyi vallahi abi ne olsun. Ne yaptın abi yüzünü? Çocuğun yüzü açıldı. Bakayım kaşına. Berat abi. Ama harbiden abi çok güzel olmuş ya. Daha güzel olacak biraz. Yani burada Barış abi var. Abi bugün yolculuyoruz artık onları. Evet. Ben de yarın yolcuyum abi. Ben de yarın gideyim. Ben yarın. Ben aynı anda yaşayacağız. Sen güzel. Aynen abi ya. Olsun çok olsun. Alalım, çok aynen hayır çok ağlarsan falan görüntülü evet, ararsın. Aynen. Ama bak benim tıraşım nasıl? Al bak kaç 2 yıl 3 yıldır bak Berat abi tıraş ediyor. Tam oturmamış mı saç? Böyle bir yalan ama. Ama abi saçı hani uzamış ya o yüzden anlamamış olabilir. Neyse o zaman şimdi ne yapacağız abi? Sonrasında kulak mumu, nasıl hissediyorsun? Masaj çok iyi ya. Ben rahatladım ya video izlerken. Abi bir kişi var hadi yıkay abi. Abi biliyorsun bu işi ya. Evet sizin mütevazeliği görüyorsunuz. Evet. Oh. Ve abi yaklaşım ses gelsin aslında. Kaç dakika? He? Kaç dakikadır abi? 5-6 dakika. Ne yaptın ya? O yeter ya. O ne numaradır abi? Evet şimdi eve geldim. Allah'ım Diyarbakır yanıyor. Cayır cayır Diyarbakır yanıyor. Şimdi arkadaşlar eve geldim. Videonun sonuna geldik. Vlogun sonuna geldik. Yarın yani çarşamba günü hatta 12'yi geçmiş saat. Arkadaşlar yarın yani çarşamba günü de artık İstanbul'a gideceğim. Diyarbakır'da bugün son gecem diyebilirim. Onun dışında da güzeldi. İbrahim abiyle güzel bir gün geçirdik. Ta abi falan bayağı dolu bir gündü ama hani vloga tam uygun olmadığı için bazı kısımları çekmedim. Öyle diyeyim size. Genel olarak ama dediğim gibi güzeldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu videoda muhtemelen cuma günü yani İstanbul'a gittikten 2 gün sonra gelir. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar şuralar